Dün gece petrol çıktı abi. Nerede? Gabarda yine. Bırak Allah'ın izniyle. Ya bırakın şu yalanları ya. Bırak. Ha ben bilmiyorum, ben hükümetin yalancısıyım, ben nereden bileceğim? Ya bırakın şu yalanları, bırakın ya. Abi ben demiyorum. Ben 50 senedir Avrupa'dayım, ben böyle bir şey görmedim ya. 50 senedir Avrupa'dayım ben. Abi ben Allah Tayyip'i başımızdan eksik etmesin, benim 1 liram 70, 50 lira. Allah başımıza. Bu millet böyle bağırıyor, gene oyunu veriyor ona. Bunun formülü ne? Ben anlamıyorum. Bunun formülü işte, bir milletimiz sahil. Formülü bu. Yurt dışı mı eklemeksin abi? Ben yurt dışı emekliyim. 1500 lira alıyorum. Ben Allah başımızdan eskik etmesin ya. Yaklaşık 1 liram olmuş 50 lira benim. Yaklaşık 45 bin TL maaş alıyorum. Ya 45 bin lira alıyorum. Bizim emeklimizde geçinemiyorum. Bizim emeklimizde 7500 TL oluyor. Bir çorba kaç lira biliyor musun? Git orada bir yemek yesene. Bir çorba kaç lira? 130 lira. Ama seçimden önce Recep Tayyip Erdoğan dedi ki ben emekliyi, asgari ücreti enflasyonu ezdirmeyeceğim dedi. Ya canım, petrolde bulduk, gazda bulduk, her şeyi bulduk biz emekliyi. Ya her şeyi bulduk hemşerim. Ben fazla konuşmuyorum. Abim sen Recep Tayyip Erdoğan'dan mutlusun tabii. 1'e 30 kazanıyorsun. Ben mutlu değilim. Herkes kazansın. O çocuk. Peki abi şuradaki vatandaş. Ama buradaki gençlere. Bak biz bedava yaşadık. Gençliğimizi bedava yaşadık. Şuradaki gençlere ben bakıyorum, acıyorum. Ne bir lokantaya gidip yemek yiyebiliyor, ne bir yere bir harcayabiliyor. Var mı böyle bir şey ya? Var mı böyle bir şey? Abi genç olarak gidebiliyor musunuz kahvaltı, mavaltı? Abi öyle diyor. Gidebiliyor musunuz? Abi, abiyle konuş, benimle konuşma. Ben de bir şey abi yok. Sen gidebiliyor musun yemeğe, içmeye, ailen alıp kahvaltıya gidebiliyor musun? Hiçbir yere gidemiyorum, yok. Yok mu? Yok. Yetmiyor mu, maaş mı yetmiyor? Maaş yetmiyor, ne yetecek ki? 11.402 mi? Aynen, yetmiyor. Yani sonuçlar çok vahim. O yüzden nasıl olacak abi bu iş? Ne olacak? Böyle devam. Böyle iyi. Millet hak ediyor. Boş ver. Böyle devam böyle. Herkes gözü kapatsın, böyle devam, ileri devam etsinler. Böyle iyi. Abi bir genç olarak ne bileyim eşinle, dostunla, kız arkadaşınla bir yere gidip yemek yemek senin en doğal hakkın değil mi? Tabii herkesin doğal hakkı canım. Yani benim de herkesin doğal hakkı. Niye çok görüyor bu vatandaş bunları? Ya çok değil. Zenginler götürüyor, fakirler böyle baksın böyle. Başka bir şey yok. Fakire baksın sadece. Niye bu fakirlere rağbet gözükmüyor? Neye geçiyor? Çünkü gözü kapalı. Alıştırmışlar. Zamanla yapıyor, alıştırmışlar. Okuldan, birinci sınıftan bayağı alıştırmışlar fakirliği. O yüzden kitaptan okuya para geldik işte. Yani demek istediğim bu, ne demek biliyor musun? Demek istediğim şu. Okurken fakirliği öğretmişler bize. Hep fakirliği hep eziyete öğretmişler. Zenginliği zengin götürüyor. Fakirler cebe yok. Peki abi %52'yi nasıl alıyor? %52 alır. Niye alır? Çünkü şimdi herkes konuşuyor. Ben AK Parti'ye oy vermiyorum. Ben ona oy vermiyorum. Hep yalan. Hep yalan hani. Arkadan götürüveriyor. Veriyorlar. O yüzden sıkıntı yok hani. Nereden kazanıyor AK Parti'ye oy vermiyor? Al abim. Söyle. Nereden kazanıyor abim? Nereden kazanıyor? Nereden kazanıyor ya abi? Nereden kazanıyor? Ha. Senden bundan ondan. Ama benden kazanıyor da ben kendi oyumu kendi hakkımla kullansam daha iyi değil mi? Tamam, niye vermiyorsun peki? Kime vereyim? Abim gel, sen gel buraya ya, gözünü seveyim sana. Kime vereyim oyumu? Hak edene vereceksin, hak edene vereceksin. Hak edene vereceksin ama hak edene vermiyorsun. Ben değil. Sen gibi düşünenlere veriyor. Bir Kur'an'dan millete kandırıyoruz. Ne demek istiyorsun? Abi aynı görüştesiniz. Aynı görüşteyiz dayı seninle. Amca helal olsun sen. Seninle aynı görüşteyiz. Demek istediğim bir Kur'an kitabı alıp da milleti kandırmak değil. Neymiş, secde basmamış, şu o değil. Yalan, o hepsi yalan hepsi. Sadece bir yedi gözü boyamak, başka şey yok bunun. Ya gözü boyuyorsun da baba bugün PKK olayını diyorsunuz. PKK'yı araştırın, kaç defa araştırma önergesi verdiler, tamam. Kabul etmediler. Evet. Niye kendilerine dokunacağını bildiği için kabul etmediler. Ama seni beni PKK'lı olarak, vatandaşı, vatan haini olarak suçladılar. Millet korkuyor. Konuşmak için korkuyor, millet korkuyor. Niye korkuyor biliyor musun? Evet. Yanlış bir şey söyleyecek diye millet ama cezaevine atacaklar. Korkuyor çünkü millet. Oysa ki herkes ayaklansa ne korkuyor? İstiklal Harbi'nde korktular mı? Çoğuna idam kararı verdiler. Abi şimdi senin yaşın... Her şey onun elinde. Abim senin yaşından dolayı senin cezaevine atmıyorlar da şimdi bu genç arkadaş olduğu için atıyorlar. Atarsalar atsınlar. Şimdi her şey onun elinde, tamam mı? Elini salarsa 50'si. Ben böyle yaparım. Senin şey yapabiliyor adam. Ben yapamam ben. Sen anlasınlar. Ancak konuşabilirim. O da odur. Ön veren ben senim. Tamam. Başka kimse değil. Abi bir emekli olarak Recep Tayyip Erdoğan'a seslensen
nasıl seslenirsin? Ben sesleniyorum hukuk, adalet, bir de liyakat. Teşekkür ederim abi. Hukuk, adalet, liyakat. Teşekkür ederim abim. Ablam, bu ekonomi hakkında, zamlar hakkında ne düşünüyorsun bey kadın olarak? Zamlar hakkında ne düşünüyorsun? O kadar berbat bir durumdayız ki pazara bile gidemiyoruz. Kıyma bile alamıyoruz. 100 gramlık kıyma alsan dünyanın parası. Aldığın 6 lira bir maaş kiraya yetmiyor. Valla insanlar çok perişan. Umut var mı, düzelme umudu? Hiç umudum yok. Ama Recep Tayyip Erdoğan 31 Mart 2024'ten sonra şaha kalkacağız dedi. Ben şah değil de şahtan aşağı düşersek düştük zaten, öyle diyelim. Öyle bir umut yok. Umudu bilmiyorum artık. Yani Allah'tan bir böyle bir mucize ola da belki o zaman ayağa kalkarız. Ablam, biz her bir şeyi bulduğumuzda niye bu bulduğumuz şeylerimize hep zam geliyor? Çünkü nasıl diyeyim, benzine zam geldiği sürece her şeye zam gelecek. Mesela benzine zam geliyor ama bu sırada da şey biliyorsun, kabarda orada burada petrol yataklarımız fışkırıyor. Ama ben o kabarda şurada burada çıkan petrolü hani kim kullandı? Gördünüz mü? Var mı? Ben görmedim. Hükümetin açıkladı. Madem varsa nerede bu petrol? Bir çıkarıp kullanalım o zaman. Ucuz olsun. Petrolü kullanalım. Ha, kış geliyor. Ne yapacağız biz? Şimdi elektrik ve doğalgaza %224 zam geldi. Çok ciddi bir zam. Evet, çok ciddi bir zam ve bunun farkında bile değiliz. Daha yaz ama bunu kışın anlayacağız. Daha iyi anlayacağız. Çünkü şu an herkes dışarıda, televizyon açmıyor, doğru düz bir şey yapmıyor. Yani bir peyeyi ütülemiyorum. Ben ütü yapmıyorum. Kırışık kırışık makineden çıkarıp giyiyorum. Gerekirse elinde yıkıyorum. Tasarruf etmeye çalışıyorum. Recep Tayyip Erdoğan'ı dinliyorsunuz o zaman. Tasarruf edin demiş. Tabii ki. Ablam, peki bu 7500'de 11.402 lirayla geçinenler ne yapacak? Bir de ev kirası veriyorsun. Vallahi şimdi ben çok kötü bir şey söylerim olmuyor. Şurada röportaj yapıyorsunuz. Gidişat kötü. İnsanlar çok zor durumda. Yani bunu bir kere öne almalar lazım. Hele emekliyi. Emekli öldü. Öldü yani. Diri diri mezara koydular emekliyi. Nasıl olacak? Emekli ya, emekli adam. Yani maaşını alıyor, daha eve gitmeden zaten cebinde bitiyor. Ne yapabilir? İnsanların psikolojisi bozuldu. Ruh hali bozuldu. Yakında psikolojik doktorların çoğalması gerekiyor. Peki Cumhurbaşkanı mesela emekliyi niye ikinci plana attı şu an? Bir de askeri ücreti niye ikinci plana attı? Bir de en önemlisi, memura hat derecede zam verdi. Amaç neydi buradaki? Vallahi o amacı şöyle düşünüyorum. Bence Cumhurbaşkanımızı bilgilendirmiyorlar. Öyle söyleyeyim. Yanındaki kalemi midir, müdürü müdür, onu uyarması gerekiyor. Yani bu dengesiz bir şey. Böyle kendi bir şey. Kendi görüyor sonuçta. Kendi görüyor. Görüyor ama belki insanların bir algılaması vardır, değil mi? Bazen söylemesen algılamayabilirler. Doğru mu? O da doğru ama yani memurla emekli ve askeri ücreti niye ikiye böldü? Aradaki korkunç var. Evet, onu ben de çözemedim. Gerçekten çok korkunç. Bildiği bir şey vardır, vereceğim diyor. İnşallah yakın zamanda haberini bekliyoruz. Peki, verir. Peki ablam, 22. sonunda ekonominin ve vatandaşın durumu sence iyi olur mu, olmaz mı? Ya şu an zaten kötü durumdayız. Hiç iyi olacağını ben düşünmüyorum. Bundan kötü olursak ben yakında inan ki erzak bile bulamayacağımızı düşünüyorum. Çünkü tarım yok, çiftçi yok, yani üretim yok. Adam tarlada diyor ki ben çıkarayım diyor. 1 lira diyor, sen alıyorsun 10 liraya satıyorsun diyor. Benim suçum ne diyor? Yapmıyor. Nasıl olacak? Abla, bu mülteciler hakkında ne düşünüyorsun? Mülteciler bizim anamızı ağlattılar, onu söyleyeyim ben size. Ama din kardeşiyiz diyorlar. Valla ben din kardeşi şöyle söylerim. Hepimiz Allah yarattıysa Müslümandır, bilmem neydir, o önemli değil. Ama ben Türkiye'de yaşadığım zaman ben rahat değilsem, mülteci gelmiş o rahatsa, ben ona başka bir şey diyemiyorum. O zaman bizi düşünen yok. Yani Türk vatandaşını, Türkiye'deki cumhuriyette yaşayan vatandaşı düşünmedikten sonra mülteciyi ben düşünemem. Ama mesela Türkiye'de biz Türk vatandaşları ikinci sınıf olurken şu an mülteciler birinci sınıf. Evet, zaten öyle. Her konuda. Markete gidiyorsun, hastaneye gidiyorsun, onlarda her yerde öncelik var. Recep Tayyip Erdoğan niye bu kadar mültecilere
vatandaşlık hakkı verdi, tanıdı. Onun cevabını herkes biliyor, niye verdiğini. O için mi? Evet. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ablam geldi.